Arkadaşlar hepinize merhabalar, hoş geldiniz. Ben Dilan Has, İTÜ İşletme Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi. Aynı zamanda da tanıtım ofisi yarı zamanlı çalışanıyım. Bugün sizlere gıda mühendisliği bölümümüzü tanıtacağız. Etkinliğimiz 45 dakika sürecek. İlk 15 dakika doçent doktor Filiz Altay hocamız bizlere bölüm tanıtım sunumu yapacak. Sonraki 30 dakikada ise sorularınızı yanıtlıyor olacağız. Hocamız anlatırken sorularınızı not alırsanız eğer soru cevap kısmı daha sağlıklı ilerlemiş olur. Ben şimdi sözü hocamıza bırakıyorum. Teşekkür ederim. Hepinize merhaba. Ben İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Filiz Altay. 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümüne girdim. Bir sene hazırlık okudum. 4 sene bu bölümde okudum, mezun oldum. Daha sonra yüksek lisans yaptım. Ve daha sonra da YÖK bursuyla Amerika'ya doktora yapmaya gittim. Döndüm bölümüme. 2006 yılından beri de öğretim üyesi olarak devam ediyorum. Şimdi İTÜ tanıtım günleriyle ilgili zaten bilgilendirilmişsinizdir ama tanıtım günlerinde neyin ne zaman nasıl sunulacağı bu linkte var. Bir de size bölümümüzün iletişim bilgilerini de iletmek isterim. Web sayfamızda da belirtilmiştir zaten. Facebook adresimiz de var. İlk önce İTÜ Gıda Mühendisliği bölümünün İstanbul'da kurulan ilk gıda mühendisliği bölümü olduğunu söylemek isterim. 1990 yılında öğretim faaliyetine başladık. Ve İTÜ Gıda Mühendisliği bölümü biliyorsunuzdur belki İstanbul Teknik Üniversitesi'nin birkaç kampüsü var. Maçka, Gümüşlü, Taşkış'ta, Tuzla. Biz Ayazağa yerleşkesindeyiz. Gıda mühendisi tanımına gelecek olursak, gıda maddelerinin üretiminden tüketimine kadarki tüm süreçlerde sağlığa uygun, güvenli ve kaliteli gıda üretilmesi. Gıda Hocam üretim çok özür dilerim araya teknolojilerini. giriyorum ama siz şu an sunumda ilerliyor musunuz? Evet, ilerliyorum. Gözükmüyor bizde. Sadece ana ekran gözüküyor sunumun ilk sayfası. Ha, ben 3'e geçtim ama nasıl yapalım bilemedim. Şu an ilerliyor evet. Şimdi, Şu an düzeldi. o zaman bu şekilde devam edeyim. Büyütünce demek belki problem oldu. Tamam hocam. Gıda mühendisliği nedir? Ondan bahsediyordum. Gıda maddelerinin üretiminden tüketimine kadarki tüm süreçlerde sağlığa uygun, güvenli ve kaliteli gıda üretilmesi, gıda üretim teknolojilerinin geliştirilmesi, gıda maddelerinin ambalajlanması ve depolanması, üretilen gıdaların kalite kontrollerinin yapılması, gıda alanında araştırma geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi konularında görev ve sorumluluklar alan kişidir. Gıda mühendisinin bazen ne yaptığı karıştırılabiliyor beslenme diyetetik bölümüyle. Bizimkisi mühendislik bölümü. Hasattan bitkisel ham maddeler için, hasattan hayvansal ham maddeler için kesimden itibaren başlayıp bizim görev alanımız. Ta ki o gıdayı hazırlanıp, üretip, ambalajlayıp, taşınıp, satışını yapılıp soframızda, ağzımıza alıp yiyene kadarki olan kısımları kapsamaktadır. Gıda mühendisliği lisans programımız 4 yıllık ve %30 İngilizce bir bölümdür. Bu demek ki alınan toplam kredilerin en az %30'u İngilizce derslerden oluşmalıdır. Mezuniyet koşulu da bütün bu kredilerden not ortalamanızın 2 olması gerekiyor. Bir de 2 tane stajımız var bizim. 2. sınıfın sonunda ve 3. sınıfın sonunda olmak üzere. İlki 20 günlük laboratuvar stajımız. Diğeri de 25 günlük işletme stajımız bulunmakta. Bunları da başardığınız zaman 150,5 krediyle beraber ve not ortalamanız da 2 olduğunda bölümümüzden mezun oluyorsunuz. Bu stajlarımız birazdan bahsedeceğim iş alanlarımızda
herhangi bir yerde yapabileceğiniz stajlar. Bölümde özelleşen kapsamları bölümün dersleri arasında mühendislik derslerini saymak istiyorum. Termodinamik, momentum, ısı kütle aktarımı, gıda mühendisliği tasarımı gibi dersler mühendislik derslerimiz oluyor. Bunun dışında gıda mikrobiyolojisi, gıda kimyası dersleri ve bunların laboratuvarları bulunuyor. Bir de kalite kontrol laboratuvarımız var. Buna laboratuvar derslerine geçecek olursak. Bana daha önceki tanıtım günlerinde çok soruluyordu. Genel olarak biyoloji ağırlıklı eğitim verdiğimiz düşünülmekle beraber aslında biz bir mühendislik bölümü olduğumuz için mühendislik ağırlıklı derslerimiz var. Zaten bölüm web sitemize girip ders planımızı incelememizi, ders içeriklerini incelememizi öneririm. Bu bütün düşündüğünüz mühendislik dersleri için aslında geçerli. Yani şunu demeye çalışıyorum. Kafanızdaki gıda mühendisi tanımı ve ders içerikleriyle eğitimde görülen gerçek farklı olabilir. O yüzden mutlaka tercih yapmadan önce buna dikkat ederek değerlendirme yapın. Bölümümüzün bayağı geniş bir laboratuvar imkanı var. 627 metrekare öğrenci laboratuvarı, 774 metrekarede araştırma laboratuvarı bulunmakta. Ve bu laboratuvarlarımızda hem öğrenci derslerimiz için öğrencilerimizin kullanabileceği laboratuvarlar var. Birazdan yine bahsedeceğim. Projelerimizde yapılan çalışmalar için kullandığımız ayrı alanlar var. Lisans öğrencilerimiz, yüksek lisans öğrencilerimiz hepsine bu laboratuvarlar aslında açık. Yani işte girilmez, çalışılmaz, lisans öğrencisidir diye aslında hiç öyle bölümce bir politikamız yok. Ders dışında da ben projede görev almak istiyorum, çalışmak istiyorum diyen lisans öğrencilerimizi bütün laboratuvarlarımızda bölüm içinde açıktır. Bu arada bizim gıda mühendisliği, İTÜ Gıda Mühendisliği bölüm laboratuvarımızın altyapısının gayet iyi olduğunu söylemeliyim. Diğer gıda mühendisliklerine karşılaştırma yaparsak. Çünkü bölümümüzde çok sayıda ulusal, uluslararası projelerimiz var. Ve bunlardan yıllar içinde bayağı bir birikim oluşturarak güçlü bir altyapı kurduğumuzu düşünüyorum. Bu yapılan çalışmalar proje bazında düşünürsek, Ar-Ge bazında düşünürsek gıda bilimi, gıda teknolojileri, gıda işlemi, gıda teknolojisi, gıda güvenliği, mikrobiyoloji, kalite kontrol gibi konularla konuları kapsamaktadır. Biyoaktif maddelerle yani antioksidanlar, antimikrobiyaller, gıda ambalaj malzemelerinin, yeni gıda ambalaj malzemelerinin geliştirilmesiyle ilgili projelerimiz var. Bir kısmı yürütülmekte, bir kısmı tamamlandı. Bunun dışında yeni teknolojilerle ilgili projelerimiz var. Nanoteknoloji uygulamaları, ultrases uygulamaları gıdalarda. Gerçekten bu projeler o kadar heyecan verici ki sizlerin de hoşuna gideceğini düşünüyorum. Dediğim gibi lisans öğrencileri de ilgili projenin hocasının gözetiminde bu projelerde gönüllü ya da çalışan olarak ücret hakta yani proje bazında çalıştığı saat karşılığında ücret alarak da çalışabiliyorlar. İş imkanlarımıza bakacak olursak, kamu ve özel kuruluşlarda satın alma, üretim, üretim planlama, satış planlama, laboratuvar analiz, kalite kontrol, kalite güvence, Ar-Ge, ambalajlama, depolama, satış pazarlama bölümlerinde gıda mühendisi, şef, müdür, direktör unvanlarıyla iş bulabiliyor mezunlarımız. Devlet ve özel üniversitelerin gıda mühendisliği bölümlerinde akademisyen veya araştırıcı da olabiliyoruz. Kamu kuruluşlarına bakacak olursak hangi kuruluşlarda çalışabiliyoruz diye. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nde, Dış Ticaret Müsteşarlığı'nda,
Türk Standartları Enstitüsü'nde, Devlet Planlama Teşkilatı'nda, belediyelerde, TÜBİTAK ve benzeri enstitülerde ve devlet üniversitelerinde gıda mühendisi istihdamı yapılmaktadır. Özel kuruluşlara bakacak olursak, ham madde ve veya ürün satış pazarlaması yapan firmalar, gıda üretimi yapan bütün firmalar ve fabrikalar, özel laboratuvarlar ve özel üniversitelerde de gıda mühendisi çalışmaktadır. Şimdi şöyle düşünün, mutlaka bir markete ya da büyük alışveriş merkezlerine gidiyorsunuzdur. Gıda alışverişi yaptığınızda ambalajlı olan bütün gıda maddelerinin üretildiği yerlerde gıda mühendisi çalışıyor. Yani aslında kapsamın ne kadar büyük olduğunu buradan da anlayabilirsiniz. Bunun dışında lisans öğrencisiyken ya da lisansı bitirdiniz, araştırma yapmak istiyorsunuz, yüksek lisans yapmak istiyorsunuz. Bölümümüzde yürütülen TÜBİTAK'la, kalkınma ajanslarıyla ve TAGEM gibi ulusal kurum ve kuruluşlarının çeşitli projelerinde gıda mühendisi olarak görev alabilirsiniz. Hem de bu konuda bir araştırma yapma isteğiniz varsa onu da yapmış olursunuz. Aynı şekilde Avrupa Birliği'nin uluslararası projelerinde, bu TÜBİTAK kanalıyla oluyor ülkemizde, ve KOS projelerinde yine çalışabilirsiniz. Hem öğrenciyken hem mezun olduktan sonra bunlar mümkün. Neden İTÜ sorusu çok sorulur. Gıda mühendisliği bölümleri içinde neden İTÜ? Bir kere İstanbul Teknik Üniversitesi'nin 1773'ten beri kurulu bir mühendislik bazlı bir üniversite olduğunu hepimiz biliyoruz. İTÜ gerçekten köklü, kurumsal, altyapısı çok sağlam, araştırma olanakları çok geniş bir üniversite. Bunun haricinde gıda mühendisliği bölümündeki akademik kadromuz gerçekten profesyonel ve alanlarında uzman hocalarımız. Başarılı projelerimiz var. Akredite bir bölümümüz. Laboratuvar olanaklarımızdan ve araç gereçlerimizden, laboratuvar ekipmanlarımızdan bahsetmiştim zaten. Onun haricinde Erasmus imkanlarımız var. Bağlantımız olan üniversitelerde Almanya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, İspanya, Avusturya, Bulgaristan ve Portekiz. Bunun haricinde gıda mühendisliğine hazırlık kulübünün çok güzel etkinlikleri oluyor. Bu tamamen öğrenci kulübü ve ulusal gıda mühendisliği bölümleriyle birlikte yarışmalar düzenliyorlar. Kendim de bir girişimciyim. Girişimcilik ekosistemi İTÜ'de her aşamada lisanstan, yüksek lisans, doktora ya da dışarıya da açık zaten bunlar, ama bir öğrencinin düşünce aşamasından uygulama aşamasına geçebileceği bütün girişimcilik ekosistemi aslında İTÜ'de mevcut. Bunu gururla söylüyorum. Çok güzel bir teknokentimiz, onun haricinde öğrenciler için haftalık söyleşilerimiz olan Ginova merkezimiz var. Bunun haricinde çap, yan dal ve lisans imkanlarımız, uluslararası staj imkanımız var. Bir de FİSEK, The Food Industry Students European Council toplantılarına yurt dışında katılım ve ev sahipliği yapıyoruz bu FİSEK toplantılarını. Bunlar, bu uluslararası staj imkanı gerçekten güzel. Bu FİSEK de tamamen öğrenci, gıda mühendisliği öğrencilerinin uluslararası bir aktivitesi. Hem bilgi paylaşımı hem sosyal kültürel etkileşimi içeriyor. Bir de gıda mühendisliğinin ve üniversite lisans mezunlarının iş gücü piyasasında performanslarının bölüm bazında değerlendiren Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'ni de ziyaret etmenizi öneririm. Gıda mühendisliği ile ilgili yapılmış ciddi bir araştırmayı da yine orada bulabilirsiniz.
Bu da bölümümüzden bir fotoğraf, toplu bir fotoğraf. Şu sol sağ üstte görünen, ben lisanstayken çalıştığım reometri cihazında çekilmiş bir fotoğrafım. Çok eskilerden. Bölümümüzün diğer bazı öğretim elemanları, öğrencilerimizle yaptığımız teknik gezilerimiz ve bölümümüzün, fakültemizin binası da görülüyor. Varsa sorularınız alabilirim. Benim sunumum bu kadar. Hocam sunumunuz için çok teşekkür ederiz öncelikle. Arkadaşlar sorularınızı chat kısmına yazabilirsiniz veya mikrofon açıp sorabilirsiniz. Sorularınızı bekliyoruz. Hocam sorular gelirken siz de aday öğrencilere tavsiyelerinizden biraz bahseder misiniz? Tabii bahsedeyim. Sunumumda da söyledim. Bir kere eğer herhangi bir bölüme ilgileri olduğunu düşünüyorsa bir öğrencimiz mutlaka o bölümün ders içerikleriyle, iş imkanlarıyla, hangi dersleri aldığıyla ilgili araştırma yapmasını öneririm. Ben kendi adıma gıda mühendisliği bölümünü bu kadar tanıtımlar falan yoktu. Çok bilerek yazmadım. Biraz iş imkanlarına falan bakmıştım dershaneye giderken. Bölüme girdikten sonra ve şu anda da dahil olmak üzere başka bir meslek yapmayı hiç düşünmedim. Okurken de, okuduktan sonra da, şu anda da gıda mühendisiyle ilgili, gıda mühendisi olmak zaten çok hoşuma gidiyor. Gıda mühendisiyle ilgili çalışmak hala beni çok heyecanlandırıyor. Böyle heyecan duyabilecekleri, doğru kararlar verebilmesi için öğrencilerimizin mutlaka iyi bir araştırma yapmaları gerek. Eğer gıda mühendisliği bölümünü düşünüyorlarsa İTÜ'de tek tercih diye düşünüyorum. Teşekkürler hocam. Peki sizce bu bölümdeki öğrencilerde bulunması gereken nitelikler nelerdir? Mühendislik bölümü olduğumuz için mühendislik konularına, tasarıma, planlamaya, analitik düşünme yeteneğine sahip olmalılar. Biz mikrobiyoloji dersi haricinde biyoloji dersi görmüyoruz. Daha çok kimya ağırlıklı ve bazı fizik ağırlıklı derslerimiz var. Bu konulara ilgi duyan, tükettiği gıdaların yapımına ilgi duyan, ambalajlanmasına ilgi duyan, bu konuda fark yaratabileceğini düşünen öğrenciler gıda mühendisi olmalı ve İTÜ Gıda'ya gelmeli diye düşünüyorum. Teşekkürler hocam. Arkadaşlar sorularınızı bekliyoruz. Hocam yurt dışı imkanları hakkında neler söyleyebilirsiniz peki? Mezun olduktan sonra veyahut okurken bahsettiniz biraz ama. Şimdi okurken Erasmus öğrenci değişim programı var. Hem lisansta gidenler oldu öğrencilerimizden. Hem yüksek lisans doktora da gidenler oldu. Onun haricinde EIST dediğimiz yurt dışı staj programımız var. Biz de bu programa dahiliz İstanbul Teknik Üniversitesi olarak. Bunun haricinde mesela ben yok bu süre yurt dışına gittim, okudum, geldim 4 sene Amerika'da. Yani bu biraz kişinin kendisine bağlı, kendi tercihine bağlı. Bu tercihi yaptıktan sonra bölümümüzde ve üniversitemizde yurt dışına gitmek isteyen öğrencilerin mutlaka bir şans var. Bunun haricinde mesela bitirme öğrencilerimle, bitirme öğrenci dediğim lisans eğitimi alırken son sınıfta bitirme projelerimiz olur. Deneysel çalışan birkaç öğrencimle lisans düzeyinde yurt dışına, İsviçre'ye mesela bitirme ödevini sunmaya götürdüm öğrencimi. Tamamen üniversitemizin finansal desteğiyle. Yani bu öğrenci bazında biraz isteğe bağlı. İstediğiniz zaman bölümümüzde ve üniversitemizde buna imkan var. Kesinlikle. Ve yurt dışına gitmek insanları
görüş açısını, bakış açısını biraz değiştiriyor, geliştiriyor. O yüzden düşünmüyorlarsa bile bir öğrencinin yine de yurt dışına kısa süreli de olsa, uzun süreli olmasa da bir görmesinde, orada yapılan çalışmaları izlemesinde, değerlendirmesinde mutlaka bir yarar olacağını düşünüyorum. Çünkü ne de olsa hani kendi bölümümüzdeyiz. 4 sene lisans eğitiminde, derslerimiz elde, laboratuvarlarımız açık. Hani orada izleyici de olabilirler, gelip deney de yapabilirler, projelere de katılabilir öğrenciler. Ama başka bir yerde, başka bir kültürde bu çalışmaların nasıl yapıldığını görmek ya da yapılmış çalışmaları izlemek insanın gerçekten ufkunu açıyor. O yüzden tavsiye ederim. İşte kuru kuru bir tavsiye değil ama dediğim gibi bölümümüzde ve üniversitemizde buna imkan var yurt dışına. Uzun süreli de olsa, olmasa da kısa süreli yurt dışı imkanlarımız her zaman var. Çok teşekkürler hocam. Peki %30 İngilizce bir bölüm olduğunuzu söylediniz. Yani tabii ki İngilizceyi öğrenmesi gerekiyor buraya gelecek öğrencilerin. Peki yanında hangi yabancı dil sizce daha faydalı olur öğrenilmesi gereken? Şimdi ben 92 girişliyim İTÜ'ye. Bizim zamanımızda gıda mühendisliği ile ilgili çok Türkçe kaynak yoktu. İngilizcem çok iyi olmasa bile bu arada İngilizcem benim İTÜ'de gelişti. Bir sene hazırlık okudum. Ondan sonra derslerimiz İngilizceydi. Kaynak Türkçe yoktu. İngilizce kaynaklardan takip ediyorduk falan. İngilizcem bayağı bir gelişti. Ben Amerika'ya giderken TOEFL sınavını kendim çalışarak girip kazanıp gittim. Yani bu kadar geliştirdi ve böyle kolej mezunu falan olmamama rağmen. İngilizce biraz kaynak izlemede şart gibi. Gerçi şimdi Türkçe kaynaklarımız da çok iyi durumda. Genel olarak gıda mühendisliğinde. Onun haricinde belki İspanyolca, belki Çince olabilir. Çünkü İngilizceden sonra İspanyolca da çok konuşulan diller arasında. Bir de Çince'de bayağı yayın yapmaya başladılar Çinlilerde. Bazı yayınlarını da İngilizce değil Çince yapıyorlar. Yani bu bir alternatif olabilir. Bir de şunu söyleyeyim. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde peki Çince'yi, İspanyolca'yı nasıl öğreneceğiz diyen öğrenciler olabilir. İsteyen öğrencilerimize derslerimiz var. Sen de biliyorsundur zaten. Evet hocam. Ben de İspanyolca aldım bir sene. Bayağı bir faydasını gördüğümü söyleyebilirim. Evet. Çince dersleri de var. Yani aslında İTÜ'nün sosyal imkanları da benim öğrencilerimin zamanlarına göre çok değişti, çok gelişti. Yani biz işte sadece çalışmak da vakit geçirmiyoruz kampüsümüzde. Özellikle Ayazağa kampüsünü, kendi kampüsüm artık 92 yılından beri kendi evim gibi hissettiğim için söyleyebilirim. 24 saat yaşayan bir kampüs. Kütüphanemiz 7/24 açık. Benim bildiğim Türkiye'de tek ve ilk. Onun dışında sadece çalışmak değil ama diğer sosyal imkanları da fiziksel olarak inşallah şu salgın döneminde atlatırsak burada ulaşabileceklerini düşünüyorum öğrencilerimize. Teşekkürler hocam. Bir soru daha gelmiş. Mezun olduktan sonra sadece laboratuvar ortamında mı çalışırız yoksa farklı sektörlerde çalışma olanaklarımız nelerdir diye. Ben hemen şuradan tekrar söyleyeyim. Sadece laboratuvar değil. Biz zaten mühendisiz, laborant değiliz. Ama laboratuvarda laboratuvar çalışmalarını yürüten bir grubun başında olabiliriz. Bunun haricinde gıda üretim, üretim planlama, satın alma, ambalajlama, pazarlama bölümlerinde
mühendis, şef müdür, fabrika müdürü, direktör ünvanlarıyla çalışabiliyoruz. Sadece laboratuvarda gıda mühendisi laboratuvarda çalışabilir bir şey yok. Hatta benim ilk iş deneyimim asistan olmadan önce bir şekerleme firmasında şeker yapmaktı. Yani üretim kısmında. Laboratuvarı sevmekle birlikte üretim kısmı bana hep daha cazip gelmiştir. Kamu kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda farklı departmanlarda farklı ünvanlarda yani mühendis ve şef ve bunun üst ünvanlarına çalışma imkanımız var. Umarım olmuştur. Tamam. Bence gayet bilgilendirici oldu hocam. Arkadaşlar başka sorusu olan var mı? Hocam sizin eklemek istediğiniz bir şeyler var mı son olarak? Benim eklemek istediğim bir şey yok ama öğrencilerimizden gıda mühendisi olmak isteyen var mı diye ben sormak istedim. Yani merak ettiğiniz için mi buradasınız? Gerçekten düşünüyor musunuz? Var mı arkadaşımız, gıda mühendisi olmak isteyen arkadaşımız? Hocam bence eğer böyle bir sunuma giren bir öğrenci olsaydım eğer ben mutlaka merak ederdim o bölümün işte iş imkanları, okuma hayatı vesaire. Evet, muhakkak. Tanıtım günlerinde yıllardır görevli olduğum için bazı arkadaşlarımızın hani gıda mühendisliği de acaba nedir diye soru sorduğunu bildiğimden bu ben de soruyu sordum. Gıda mühendisi olmak isteyen zaten direkt mesela gıda mühendisi olmak istiyorum. Sorum da şudur diye soruya başlarken bazı öğrencilerimiz gıda mühendisliğini tam kafasında bir yere oturtamıyor ya da hiçbir bilgisi yok öyle geliyorlar. O öğrencilerimizi umarım gıda mühendisi olmaya ikna etmişizdir diye düşünüyorum. Gerçi ikna etmeyi de meslek seçilmez ama tanıtmışızdır umarım düzgün bir şekilde. Benimle her zaman iletişime geçebilirsiniz yine bir sorunuz olursa. Bölüm web sayfamızda diğer hocalarımızın olduğu gibi benim de web bilgilerim, iletişim bilgilerim ve e-mail adresim var. E-mail ile de soru sorabilirsiniz. Aslında bölüme gelip şu anda gezebiliyorlar mı bilmiyorum ama bir sorunuz olduğunda yine yardımcı oluruz. Gıda mühendisliğini ben ilk kazandığımda benim çevremde de insanlar bilmediği için şimdi yine gıda mühendisi kelimelerini duyuyorlar ama ilk başta hiçbir yere koyamıyorlar gıda ve mühendislik diye. Hani insanlar gıdayı sadece tüketiyorlar. Bunun mühendisliği mi olur? Sen şimdi aşçı mı olacaksın? Sen şimdi beslenme bölümünde misin? Diyenler olmuştu. Hani çok farklı düşünebiliyor insanlar. Yani mühendislik bölümü olduğumuzu tekrar hatırlatayım. Hatta şöyle de bir şey var. İTÜ'de 4 senelik lisans eğitimi boyunca ilk 2 sene genel havuz dersleri tabir ettiğimiz genel işte matematik, fizik, kimya dersleri bütün mühendislik bölümü öğrencilerine vardır. 3. ve 4. sınıfta daha çok herkes kendi mühendisliğine ağırlık vererek eğitimini tamamlar. Mesela biz beslenme, diyetetik ya da işte gastronomi bölümleri var. Onlardan çok farklı bir bölümüz. Ve gıda mühendisi olmak çok güzel bana göre. Başka bir meslek bazen soruyorlar hani şu anda ne seçerdiniz diye. Tek tercih gıda mühendisi. Başka bölüm de yazmazdım. Yani başka bölüm yazmayacağım gibi başka üniversite de yazmazdım. 92 yılından beri dediğim gibi İTÜ Gıda Mühendisliği benim evim oldu. İnşallah buraya gelen, katılım gösteren arkadaşlarımız, öğrencilerimiz de bilinçli
tercihler yaparlar. Bilerek, isteyerek bir bölümü seçip okumak gerçekten farklı. Hepsine öyle olmasını diliyorum. Gıda mühendisliğine ilgi duyan, bu mesleği yapmak isteyen arkadaşlar için İTÜ Gıda Mühendisliğini şiddetle tavsiye ediyorum. Hocam size tekrardan çok teşekkür ederiz. Çünkü bence çok verimli ve açıklayıcı bir sunum oldu. Arkadaşlar bu süreçten tercih dönemine kadar olan süreç için tüm sorularınızı tanıtım@itu.edu.tr'ye mail atabilirsiniz. İTÜ Tanıtım Ofisi'nden bize ulaşabilirsiniz. Hepinize eğitim ve kariyer hayatınızda başarılar diliyoruz. Hoşçakalın.